Arkadaşlar, hepinize yeni bir videodan merhaba. İnsan diyor ve Selecta'nın maçına denk geldim. Birazcık sesimden de anlaşılacağı üzere hastayım. Kusura bakmayın. Zaten 2-3 gündür videoda atamıyorum biliyorsunuz. Kanalda da görebilirsiniz. Bu salgından dolayı çok kötüydüm arkadaşlar. Tabii bu kimin umurunda, kiminin umurunda değil. Bir de bu hastalığımdan fırsat bildim. Bir de ufak bir rank kastım, globale kastım. Şu an globalde Van 31. sıradayım galiba, yanlış bilmiyorsam. Bakarız maçtan sonra. Güzel bir içerik çıkarmaya çalıştım. Yani hastayken de sizin için bir şeyler yapmaya çalıştım açıkçası. Umarım global bir Van olurum. Onunla ilgili de bir video çekerim kanala. Bakalım neler olacak. Burada hızlı bir başlangıç yaptılar. Şu anda Diggie'nin bayağı bir geri düştüğünü görüyorum. Hemen base atacak. 2 gündür video çekmiyorum. Şu an monitörden izlemek gerçekten çok garip geldi bana. Pitlere de bakalım. Irithel'in karşısında Popol alınmış. Jungle olarak Pakito Hayabusa tercih edilmiş. Mid sende Asma demiş Kagura hemen. Burada Farway'a bir gank girişimi. Ardından Farway'ı burada First Blood'dan alarak düşürüyorlar. Şu anda Incendi 1-0 önde. Bu arada galiba yenilmişler. Bir iki defa falan eşleşmişler galiba. Tam emin değilim. Anca kendimi toparlayabildim. Bir de oyundaydım. Anca yani maça girebildim. Hani yine şey olay olmasın, hani insan diyor yener ya da yenilir, sonra muhabbeti yine şeye çevirmeyelim lütfen. Yorum yapan arkadaşlar, yok işte insan diyor'un yenildiklerini niye atmıyorsun, bilmem ne falan filan muhabbeti olmazsa çok sevinirim. Zaten hastayım. Bir de yani üstüme siz gelmeyin. Rica ediyorum. Hızlı bir şekilde turtla tutmaya çalışıyorlar ama biraz zor. Lapu'ya base attırmış burada Yujiro. Skor şu an 0-1 olmasına rağmen İyi gibi. Turtle hemen bozuyorlar. Burada Röntgen ufak bir hasar girişimi. Röntgen burada ultisini kullanıyor. Peşine burada Lapu'dan fail bir ulti görüyoruz. Turtle'u burada kendi taraflarına çektiler. Ellin arkada bütün ultisinin skilllerini attı. Peşine burada Pakito'dan çok güzel bir hasar geliyor. Ardından burada Smite'ıyla çalacağını düşündüm ama burada Hayabusa'dan çok güzel bir smite geliyor. Roza'nın aldığı pozisyonda çok iyiydi, arkadan ultiyle güzel hasar verdi. Q'suyla galiba orada Kazuya'yı stunlayan Farsa'nın kuşuydu yanlış görmediysem. Yanlış da görmüş olabilirim, emin değilim. Hemen burada Kazuya tabii ki smite atmadığı için, smite olduğu için hemen Hayabusa'nın redini darlamaya gelmiş ama tabii ki Sunshine hemen buff'a buraya gelmiş hızlı bir şekilde arkadaşını korumak için. Early fight'larından birazcık önde çıktı şu anda Incendio ekibi. 800 gold kadar öne geçmişler. Turtle almalarına rağmen burada geri düştüklerini seziyorum. Hemen burada Popol'u gönderiyor Diggie'nin ultisini alabilmek için ama arka tarafta da Pakito'nun gittiğini görüyorum. Diggie'yi öldürüyor burada. Pakito burada kill'i alamıyor. Kazuya burada Gron ultisiyle birlikte bir can kalıyor. Acaba ölecek mi derken orada kurtuluyor ve Hayabusa'yı burada Kagura'nın avladığını görüyoruz. Çok güzel baitledi. Diggie'nin olmaması orada Kazuya'yı öldürebilirdi. Kazuya orada Q skillini çok güzel atmasaydı eğer, yani ufak bir kalkan kazanmasaydı yine ölebilirdi. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Bu öksürükten dolayı gerçekten çok özür diliyorum. Kusura bakmayın. Bu maçları da kaçırmak istemiyorum. Bir de sezonun başı biliyorsunuz, hani maç yakalamak çok zor. Zaten hastayım, hiç kimse kim eşleşiyor kim eşleşmiyor bakmıyordum bile. Yani bunu rica üzerine çekiyorum resmen, hani eşleştiler dediler. Bir de kanala 2 gündür video atmıyorum. Merak edenler olmuş, Instagram'dan yazanlar olmuş. Ondan dolayı çekme gereksinimi duydum. Burada güzel bir gank girişim ve orada gerçekten Yujiro'yu manyak ettiler diyebiliriz tabiri caizse. Burada Kazuya'dan güzel bir fokus ama Apex'in Q'su sayesinde ölmekten kurtulduğunu gördük. Röntgen hemen alt koridoru itiyor. Turtle fight öncesi üst koridorda Farway birazcık sıkıntı yaşıyor. Burada peşine Popol'un hızlı bir şekilde girdiğini gördük ama devamında bir şey yapamayacaklar. Alt tarafta Ellie'nin birazcık canının gittiğini görüyorum. Üst kule gitti şu anda. Üst kuleyi kaybettiler. Peşine burada Diggie güzel tuttu Roza'ya ama peşine burada Grok'la birlikte hemen Diggie'nin ultisini alıyorlar. Ardından Yujiro burada
Hemen W ile zırhını kırdı ama burada Kozuyo'dan muazzam bir smite görüyorum. Ardından burada Hayabusa'nın ultisi de kaldı. Derken burada gölgesine dönüp hemen Kazuyo'yu kesiyor orada. Pakito'yu düşürüyor. Burayı iki tarafta çok güzel oynadı. Gerçekten çok güzel oynadı. Smite'ı hiç beklemedim orada. Güzel bir smite lift koydu Kazuyo'ya. Şöyle farm farkına bir daha bakalım. 1500 gold kadar öndeler derken burada çok güzel bir flash geliyor Roza'dan. Gerçekten çok güzel bir flash geliyor. İkinci şemsiyeyi eğer yemiş olsaydı ölecekti ve mid kulesi çok büyük tehlikeye girecekti insanlığı için. Hemen şöyle bakalım. Hayabusa şu anda burada Irithel'i bekliyor. Irithel'i avlamayı bekliyor. Ve burada büyük bir ihtimalle Irithel'i öldür görebileceğiz. Güzel bir görüş almaya çalışma çabası ama tabii ki Tienzi burada muazzam bir gölge tutturdu ve gölgesiyle öldürdüğünü görüyoruz ama Digi burada Hayabusa'yı affetmiyor. Tabii ki Incendio da burada hızlı şekilde kuleye fokus olmuş ve burada Sunshine mid kulesini takımına kazandırtıyor. Ardından alt koridora bir rotasyon var şu anda Roza'dan. Peşine burada hemen Q'suyla derken burada flash'ını güzel attı ama Apex ve Sunshine burada hemen Digi'ye fokus olmuş durumdalar. Devamında burada acaba Farvay öldürebilecek mi? Ve burada Digi'nin W'su sayesinde Farvay hemen orada Sunshine'ı öldürüyor. Popolu düşürüyorlar ve 3'e 5 oluyor skor. Ardından burada hemen minyonu kesiyor hızlıca. Elinden ufak bir sersemletme geliyor. Irithel ufak ufak şu anda hasar vuramaz daha. Hemen ultisiyle canını dolduruyor gördüğünüz gibi. Galiba karoslamış çıkmış. Aynen öyle. Hemen şöyle mid'e bakalım. Mid'i istiyorlar ama mid'i de Incendio ekibinin vereceğini düşünmüyorum şu anda. Burada Apex'ten güzel bir ulti geldi ama peşine tabii ki Röntgen W'siyle kaçtı. Ardından hemen Farsa ultisiyle dürtmeye çalıştı ama Digi'nin ultisini aldılar sadece. Bu da çok iyi oldu aslında. Hemen burada ulti atıyor. Asma'nın orada öldüğünü görüyoruz. Gölgesiyle hemen Hayabusa geri çıkıyor. Ve burada tabii ki Incendio için Lord Vakti. Farsa'nın ultisi yok. Hayabusa'nın ultisi yok. Gron'un ultisi yok arkadaşlar. Şu anda ona göre girmeleri lazım. Röntgen burada acaba Hayabusa'yı tutabilecek mi diyecektim ki orada gölge oyunları yaparak gerçekten Tiyancı güzel oynadı. Peşine burada hemen Yuri'yi düşürüyorlar. Digi'nin doğma süresi doldu. Hemen burada Digi'nin de oyuna katılacağını, dahil olacağını görebiliyoruz ama tabii ki paket oradan hemen çıkıyor ve bu Turtle'ı salmak zorunda kalıyorlar. Burada hemen Grok'tan güzel bir ulti geliyor. Peşine acaba burada Röntgen kaçabilecek mi dedim ve burada gerçekten güzel kaçtı. Ardından bir ışınlanma. Peşine burada Asmon'un tekrardan düşürüldüğünü görüyorum. Kazuya bir can ve burada hemen Roza flash'ını atıyor kuş olup. Resmen kafasına kondu orada diyebiliriz. Kimin? Kazuya'nın. Kuş olup uçup hemen kafasına kondu orada. Bir candaydı zaten. Flash attı üstüne hatta. Şu anda pozisyonları çok iyi. Buradan gelen kişiyi direkt avlayacakları belli. Tienzi hemen burada görüşlerini alıyor. 4 kişinin orada olduğunu görüyorlar. Bakalım burada Farvay'ı tutabilecekler mi? Hemen burada Apex'ten çok güzel bir ulti geliyor Farvay'a. Ve burada Farvay'ın düşürüldüğünü görebiliyoruz. Ardından Röntgen burada arada kalıyor ama kaçacaktır diyecektim ki burada hemen ultisini atıyor. Ardından burada Digi'nin ultisiyle kaçmayı başaracağını düşündüm ama maalesef burada can verdiğini görüyoruz onun da. Alt tarafa gelemiyorum. Üstten HP'leri takip edeceğim. Şu anda Roza'nın canı az birazcık. Pakito'nun da canı az derken Pakito'yu burada hemen düşürdüklerini görüyoruz. Popol ve Kupa ile birlikte. Skor şu an 4'e 13. Bu arada bildiğim kadarıyla bir önceki eşleşme veya iki önceki eşleşmeyi Selecta tarafı kazanmış. Onu da dipnot olarak geçelim. Zaten geçmişlerini maçtan sonra göstereceğim arkadaşlar. Yalnız dediğim gibi şimdi mesela bu maç yeniyorlar. Şimdi ben bu maçı çektiğim için bu maçı atacağım. Belki yenilebilirler. Şu an tam belli değil. Şöyle bir farm farkına bakayım. 6K kadar öne geçmişler. Bir ihtimal dönebilir. Her şey olabilir ama dediğim gibi hani yüksek ihtimal Incendio kazanabilir bu maçı. Ondan dolayı yani lütfen artık linçlemeyin arkadaşlar. Yok taraf tutuyorsun, taraflı işte video atıyorsun bilmem ne vesaire. Dediğim gibi ben hastaydım 2-3 gündür. Zaten sesim hala düzelmedi. Bilmiyorum size nasıl geliyor şu an. Büyük bir ihtimalle hasta şekilde gelecektir size de. Yani şu an müsait olabilirim. Zaten kendi maçlarımı da göstereyim. 3 eldir yeniliyorum. Tilt oldum ben de.
Ondan dedim bari kanala bir video çekerim, video çekeyim. Burada hemen Ayabusa'nın ulti açtığını görüyorum. Lord'un yes Ayabusa'nın üstüne aldılar. Grok'tan burada güzel bir ulti geliyor. Farsa'nın burada flash'ını attığını görüyorum. Ardından acaba farmayı ölecek mi, yakmayı edecek mi? Farmayı orada kurtulmayı başardı. Burada Grok duvarını kullanacak galiba. Aynen öyle, Grok duvarını kullanıyor. Peşine burada Grok'u düşürüyorlar mı? Düşürmeden orada Grok açgözlülüğü yüzünden farmayı düşürüyor. Apex burada. İnsan diyor tabii ki hemen Apex'e karşılık Lord'u alıyorlar. Apex'i veriyorlar. Lord'u verin diyorlar. Apex bir işe yaramıyor gördüğünüz gibi. Lord daha çok yarar derken abi burada ne hasar çıkardı öyle Roza. Peşine Tienz ile birlikte röntgene tek attılar. Röntgen tepki bile gösteremedi. Tepki. Üstün mitörü de kaybettiler şu anda. Bu oyunu kazanma ihtimalleri çok düştü. Aşırı düştü hatta. Ne oluyor? Umarım videoyu çekmişizdir ya. Heh, tamam çekiyoruz, tamam sorun yok. Bozuldu sandım değil. Sandım diye. Burada röntgenin hemen Popol'a fokus attığını gördük ama devamında Popol'un kaçtığını, burada hemen flash ulti görüyoruz. Peşine acaba burada Sunshine düşürebilecek mi Kojiro? Güzel bir shutdown aldığını görüyoruz ama tabii ki slow'u sayesinde Apex'in, Lapu'nun ve Rosa'nın yardımlarıyla burada oyunun bittiğini görebileceğiz galiba. Farway'in bir can kaldığını görüyorum ve burada Paquito da doğuyor. Acaba Paquito bir şey yapacak mı? Arkada yaptı, kuleye vuruyor derken Paquito burada çok güzel öldürdü ama Alien! Kule bir can derken burada Apex'ten bir flash görüyoruz ve kuleye vuruyor. Buradan oyun dönseydi yemin ediyorum bu hastalığın 5 gün daha geçmezdi abi. Yemin ediyorum kendim var ya paralardım. Ya MPL diyorum. Evet MPL. Arkadaşlar bir canda yemin ediyorum Kairi'nin bir canda öyle bir bireysel hatasını gördüm ki belki kariyer hatası oldu. Oyunu oradan Evos'un dönderdiğini gördüm. Sonuç olarak yine 2-1 yendiler ama o bir skoru Kairi'nin bir hatası yüzünden verdiler bir maçı. Aynısını burada yaşayacağımı zannettim. Gerçekten dudağım hatta uçuklamış durumda şu anda o maçı izlediğim için. Aynı şekilde bu olsaydı herhalde kendimi böyle yataktan 5 gün falan kalkamazdım diyebilirim. Hemen şöyle hasar tablosunu açalım, boşu keselim. Farway'in %26 vurduğunu görüyoruz. En yüksek tanklayan ise %26 ile Yujiro olmuş Dairot kullanarak. Rakipte ise en yüksek hasarı %36 ile Farsa kullanarak Rosa Shine vermiş. Daha sonrasında da en yüksek tanklamayı Apex Grok kullanarak %35 tanklamış. Takımına böyle bir katkı sağlamış. Kimden izlemiştik? Röntgen'den izlemiştik. Şöyle bir Apex'e bakalım. Apex'in geçmişine bakalım. Şu maç galiba. Evet. Bu maçta 10 dakika 53 saniye sürmüş. Oha! Harbiden oha dedirtecek bir maçmış. Keşke bunu çekseydim. Çekemem çünkü şöyle göstereyim, 21.53 değil mi arkadaşlar, saati görüyorsunuz. Hemen burada kendimiz de ifşalıyoruz. Bakın 22.06 benim en son maçım, görüyorsunuz. Zaten 21.49'da da maçım varmış. Yani lütfen artık benim de insan olduğumu lütfen ama anlayın o yorumu yapan arkadaşlar. İkinci maç yenmişler. Apex yayındaydı bu arada. Ben arka planda Apex'i izliyordum. Umarım bu sohbetimi dinliyorsunuzdur. Boşa çekmiyorumdur. Ben buraya kadar çekiyorum ama buraya kadar dinleyenler lütfen yoruma gelip herhangi bir şey yazabilir mi? Herhangi bir şey. Yani herhangi bir şey. Kelime olarak herhangi bir şey arkadaşlar. Random olarak değil yani. Direkt herhangi bir şey yazarsanız çok mutlu olurum. Videoyu da tabii ki beğenmeyi unutmazsanız çok faydası olur. 2 günde çünkü atamıyorum. Etkileşim bayağı düşmüştür. 2-1 şu an öndeler. Zaten biliyorsunuz playofflar bitti. Finale kalan 4 ekipten ikisi Incendio ve Selecta. Diğer ikisi de Toho ve Konsey ekibi arkadaşlar. Onun da bilgilendirmesini yapayım. Belki kaçıranlar olmuştur. Şey soranlar da oluyor. İşte analiz videoları gelecek mi? Şeyin ne deniyor ona? MPL'in, pardon MPL diyorum, M4'ün. Onlar gelmeyecek arkadaşlar çünkü Murano'nun kanalında olduğu için Murano'dan izin almam gerekiyor galiba çekmek için. Telif muhabbeti olabiliyor. O yüzden hiç o detaylara girmedim. Ondan dolayı
Öyle bir bilgilendirme de geçeyim dedim kendimce. Kendinize iyi bakın. Eşleştiler galiba ama şöyle bir bakalım. Bakayım. Az önce eşleşiyorlardı da lobideler. Şöyle bir bakıyorum. Yok arkadaşlar. Eşleşen şu an yok. Ben de videoyu kapatıyorum şu anda. Daha sonrasında global kasmaya devam ediyorum. Şu an gördüğünüz gibi 1404. sıradayım. Şöyle Van'da da 31. sıradayım. 2908 birincinin MMR'ı benim de 2859. Bugün 2859'a çıkardık. Yani global 3'teyiz şu anda. Mantıken ama tabii ki 3'teki arkadaş da kasmıştır diye düşünüyorum. Yarın büyük bir ihtimalle global ilk 2'de falan olurum ya. İlk 1 veya 2'de olurum büyük ihtimalle. Olamasam da ilk 5 garanti arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Lütfen videoya like atmayı unutmayın. Yorumu da zaten atmışsınızdır diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar, ikinci maç yani aslında dördüncü maçtan hepinize merhabalar. Şöyle bir bakalım. Tamuz, Rafael, Lezzy, Esmeralda, Yiğit Pikachu var Selecta tarafında. Incineroar'da ise Iritel, Diggie, Dairot, Nonox ve Berenetta tercih edilmiş. Kostümler şahane. Gerçekten şahane. Evet birazcık geç girdiğimi farkındayım. Çünkü hastayım arkadaşlar. Ve bu yüzden birazcık zorlanıyorum videolara geçmekte olduğumun farkındayım. Ama sorun değil. Sonuç olarak buradayız yine. Hemen burada güzel bir gank girişim var. Apex burada ultisini kullanıyor ama Yiv tabii ki burada Rafael ulti attı. Yiv burada hemen ultisiyle yok ettiğini görebildik. Yujiro'nun burada bir solo kill'ini görüyorum. Ardından burada Elyon ölecek zannettim de. Hatta ölseydi bug var zannedecektim ve geri çıkmak durumunda kalacaktım. Ve yine bir gecikme yaşayacaktım. Burada hemen güzel bir ulti kullanım ama tabii ki Farvay burada hemen flash'ını atıp orada güzel bir dodge atıyor. Peşine şöyle hemen kapatalım. Chat'imize gelelim. Hemen burada Draze'in ufaktan şey yaptığını hasarlamaya, ulti atmaya çalışacağını gördük. Ama ultisinin geldiğini gelmediğini gördük. Peşine burada hemen bir mor sarıyla Rosa da Farvay'ı oracıkta düşürdü. Elinin şu anda pozisyonu çok iyi. Şöyle bir farm farkına bakalım. 2K öne geçmiş durumdalar. Esmeralda çok düşmüş. Dairot'un şu anda farmı çok çok iyi. Burada güzel bir dodge gördük ama büyük ihtimalle ölecektir. Arkadaşlar bunun için de kusura bakmayın lütfen. Normalde işte bu yüzden bundan dolayı işte öksürüktür, tıskırıktır. Bunlardan dolayı video çekmek istemiyordum ama gerçekten Insta'dan çok isteyen arkadaşlar oldu. Yoksa videoyu çekmek istemiyordum. Ben burada hemen güzel bir mor sarı gördük ama hatta flash'ını da attı orada Rosa. Biraz gereksiz bir flash'tı. Rafael orada ölmedi yani canı bile gitmedi. Şöyle bir bakalım. Rafael zaten defans kasıyor. AP kasmıyor. Bir de bu safhalarda Lunox'un hasarı zaten oturmamıştır. Ondan dolayı mor sarı için yani flash atması gerekmezdi bence ya. Orada biraz gereksiz bir flash oldu diye düşünüyorum ama belki buradan birilerini bekledi. Ama orada kimseyi de göremedi. Ardından burada Rosa'yı 4 kişi, 5 kişi hatta avladılar. Alt koridoru Sunshine hızlı itti. Alt koridoru aslında kazanabilirler. Şu anda elini yırt çok iyi. Ama tabii ki burada Farvay hemen ultisini kullanıyor. Ve orada elini hemen yerini ifşa ediyor. Peşine burada elinden güzel bir oyun ama flash ile kaçtı. Ardından burada hemen Yves Law sayesinde Esmeralda ile birlikte acaba ölecek mi? Orada bir flash görüyorum ama Diggie'nin W'su sayesinde flash'ı boşa gitti. Yujiro'dan burada kötü bir oyun gördük. Diggie sayesinde outplay edildi daha doğrusu. Kötü bir oyun değil de Diggie'nin güzel oynaması sayesinde outplay edildi. Hemen burada Tianzi mid'i temizlemek için güzel bir ulti atıyor. Peşine burada bir mor sarıyla hemen Rosa da olay yerinden uzaklaşıyor. Elgin şu anda rakip ormanı dönüyor. Rakip orman bayağı bir baskılanmış durumda. Farvay da burada görüş almaya çalışıyor ultisiyle. Eğer burada Lezzy'yi kastırırlarsa yani Lezzy'ye
4 item olana kadar beklerlerse 4 item olabilir mi? Birazcık zor şu anki olanağa göre. Eğer 4 item olursa Lezley maçı taşır. Diğer türlü birazcık olay Yiv'e bakıyor. Yiv'in slow'una bakıyor. Rafael'in de slow'u var da Yiv çok önemli şu anda. Buradan ben bir mor sarı daha görüyoruz. Ufak bir hasar verdi. Aslında sarısıyla devam edebilirse hasarı tam oturabilirdi ama tabii ki oradan çıkamazdı. Bu da Turtle'ı riske sokardı. Incendio için. Orada Farvay'ın hemen Digi öldürdüğünü gördüm. Ardından burada Benedetta'nın çok güzel girdiğini, peşine Sunshine'ın oraya çok güzel daldığını gördüm. Ve burada Rafael'i düşürdüler. Digi'ye karşılık. Ardından mid açıyorlar. Ve burada Sunshine'ın düşürüldüğünü görebilecek miyiz derken orada Esmeralda'nın düşürüldüğünü görüyoruz. Peşine burada hemen Rosa Eevee de düşürüyor. Ve ardından burada Kazuya'nın da yani tam uzunda düşürüldüğünü görebiliyoruz arkadaşlar. Hemen Tienzi burada ultisini bırakıyor. Minyonları temizlemek için. Şöyle alt koridoru daha hızlı bir şekilde açmaya gelmiş. Şöyle bir bulletlere bakalım. Benedette tank büyük kasılmış. Digi'ye AP kasılmış. Hemen şöyle bir daha bakalım. Bir mor sarı görüyoruz. Burada Farvay'ı Ellie'nin hasarıyla öldürdüklerini görüyorum. Ardından Rafael'i düşürüyorlar. Ellie'nin bir can oradan kurtulabilecek mi derken Ellie'nin orada affetmiyorlar. Apex burada kuşlara birazcık yakın bırakmış. Ya da tavşanları diyelim. Tavşanları yakın bırakmış. Tienzi oradan güzel kaçabildi. 50 saniye sonra Lord'lar arkadaşlar. Şöyle mikrofonu da biraz yaklaştırayım. Rahat rahat konuşalım. Video başlatmış mıyım? Başlatmışım. Sorun yok. Burada Aspon'un hemen Digi'nin bombalarını aldığını görüyoruz. Ufaktan görüş almaya çalışıyorlar ama birazcık fazla yere düştüler. Hemen burada bir mor sarı görüyoruz. Burada röntgenin düşürüldüğünü görmemiz kötü oldu. Zaten yere düşmüşler ve 5 kişinin arasına mor sarı yapıyor Lunox. Yani oradan yine en azından bir kişinin ölmesi Incendio'nun işine yaradı ama tabii ki Selecta orada Lezzeyi de kaybedebilirdi. Yani bir kişi gitti diye sevinebilirler aslında. Orayı Rosa güzel oynadı çünkü. Lord'u hızlı şekilde erittiler. Elinde hemen tabii ki ters koridoru itiyor gördüğünüz gibi. Ondan dolayı Lord'a bile gidemediler. Zaten bu Lord'a gitmeleri imkansız derecedeydi. Yiv olmadığı için, Yiv ayakta olmadığı için Lord'a girme olasılığı çok imkansızdı. Girmeyi denemediler bile zaten. Hani çalma olasılığı da yok. Neden? Digi'nin W'su sayesinde geride tutabilirlerdi. Burada hemen bir Benedetta ve Dairochov görüyoruz. Ardından burada flash'ını attığını gördük. Farvay'ın peşine burada hemen Draze'i kesiyorlar. Ardından bir ulti kullanımıyla oradan kaçmaya çalıştığını görüyorum. Bir flash gördük galiba. Arka tarafta tam emin değilim. Lord yaklaşıyor şu anda. Rafael öldü. Herkesin canı full. Yiv'in orada Apex'e bir fokus attığını görüyorum. Peşine burada Tienzi hemen bir göz daha verip Yiv'in ultisini bozduruyor. Ardından burada elinden Farvay'a karşı bir Q geliyor ve orada Lord gelmeden öldürdüğünü görebiliyoruz. Burada ardından Esmeralda'yı da düşürüyorlar. Lord'la birlikte girdiler. Eline burada Rafael'den bir güzel ulti geliyor. Devamında burada bir mor sarı görüyoruz ve Aspon'un burada düşürüldüğünü görüp oyunun da bittiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Şu anda skor 3'e 1 Incendio'nun üstünlüğüyle devam ediyor. Şöyle bakalım, 9'a 20'lik bir skor var. Gördüğünüz gibi hemen şöyle hasar tablosunu açtığımda Lezzy'nin %25 vurarak takımına en fazla hasar katkısı sağlayan olduğunu görebiliyorum. En yüksek tanklayan ise Tamuz olmuş %28'de. Rakipte ise %32 vurmuş Dunox. En yüksek tanklayan ise %27 ile Dairotor olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Biliyorum zevksiz bir maçtı. Aslında zevksiz değildi de benim ses tonum zevksiz biraz. Bunun farkındayım. Ama alttan alırsanız bu hastalık zamanında gerçekten çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum.
Bu arada bundan sonraki atacak maçları hani beklemeyeceğim. Videoyu iki video yapacağım. O şekilde atacağım. Sonrasında altına yine yazmayın. Bu maçtan sonra yenip yenmeyeceklerini de bilmiyorum ya şu an mesela ben şu an anı yaşıyorum arkadaşlar. Saat zaten görünüyor 23-22 diye. Hani yenerlerse demeyin lütfen altına. İşte Apex'ler yenildi. İşte ne bileyim Farvay'lar yendi. Niye onu çekmedin? Niye beklemedin? Dinlenmeye gideceğim. Haberiniz olsun ya da oyun oynamaya geçerim belki yatakta. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.